Değerli arkadaşlar, şu anda Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan Filipin'e gidiyorum. Filipin'in başkenti Manila'da. Good morning, hello. Uçaktan Jakarta'dan Manila'ya geldik. Evet, nihayet havalimanından çıktık. Bir tane sim kart aldım. Evet, otelimize geldik. Otelde odasına gidiyoruz. Deneyim. Çok güzel bir oda. Bir de burada sigara içebiliyoruz. Adam öyle söyledi. Şöyle burası Filipin'in başkenti Manila. Tam da merkezde tutmuşuz. Evet, Filipin'in başkenti Manila'da o kadar trafik çok ki otobüse binerim diye deniz kenarına doğru gidiyorum. Orada çekimler yapacağım. Şu anda gördüm. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine Filipin'in başkenti Manila'dayız. Cadde sokaklarını dolaşmayı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir trafiğin içine çıkalım. Kaldığım şehir merkezin dışına çıktım. Çünkü şehir merkezinde hep apartmanlar var. Yani halk ilişkisi yok. Hepsi alışveriş merkezleri. Varoş bölgesine geldim. Burada gördüğünüz gibi bir bakkal. Normal bakkal. İşte çay satar, her şeyi satar. Altında da biraz sebze satar. Ondan sonra biraz da et satar. Yani hepsi bir arada. Evet. Evet, bir bakkal orada. Yani bakkal dediğimiz 2 metrekarelik bir yer. Herkes ufacık bir yarışı yapmış, açmış. Bu yukarıda elektrik kabloları biraz size göstereyim. Varoş bölgelerde insanların yaşam biçimlerini göstereceğim size. Evet, her şey var. Tavuk sesi de var, horoz sesi de var. Gördüğünüz gibi kablolar hep birbirine yapışık. Şöyle bir gösterelim. Evet, motosikletler en iyi araç bunlar. Yoksa şehir merkezinin trafiğinde insan çıkamaz. Şöyle biraz yukarı çekeyim. Evet, apartmanın en üstünde bir tane şey var. Evet, amcalar bir şey yok arada, hepsi çarpma devirme yerlerde. Hello. Hello. Telefon kabloları görüyorsunuz değil mi? Yani o kadar sık birbirine bağlı ki bir tanesi kopsa. Evet, amca burada da sarımsak satıyor. Marul satıyor. Ufacık bir yerde kendini sığdırmış. Kendini sığdırmış, sarımsak satıyor, şurada kahve satıyor, çay satıyor. Yani herkes böyle bir şeyde açmış. Burada peynir meynir satıyor. Hey. Böyle bizim mahallelere benziyor. Herkes birbirine kaldı. Burada ne yapıyor biliyor musunuz? Adam burada tavuk kızartıyor. Herhalde tavuk olması lazım.
tereyağı da buna karıştırıyor. Gördüğünüz gibi burada şey var, tavuk var. Oraya bandırıyor. Ondan sonra una koyuyor. Kızartıp satıyor tek tek. Çarşı merkezi gösterecektim. Çarşı merkezi büyük alışverişler. Yani böyle bir ortam yok. Bu da berber dükkanı. Şöyle hemen göstereyim. Bak içeride berber dükkanı. Hemen önüne şey koymuş, yemekleri koymuş. Yani boş durmuyorlar. Arkada selam veriyor. Hey. Hey, kamera. Okay? Yes, thank you. Evet, bu bayan yemek satıyormuş. Arkası berber. Hemen önünde yemekler satılıyor. Biraz da böyle cips satıyor. Artık elimizde ne gelirse onu satıyorlar. Varsanız oynuyor. Tam bir aile ortamı. Tam özledim bir mahalle. Gördüğünüz gibi. Hello. Hello. Yukarıda oturuyorlar çocuklar. Bir bakkal daha var. Adımda bir bakkal var. Hemen önünde. Hi, how are you? I'm fine. Yes. Oh. I'm happy to say you. What is it? This fish? This is a small fish. Small fish. Bu balıkmış. And this is a big fish. Bu da balık buğulaması. Shark shadow. Şöyle gösterelim. Shadow, balık yeah. Buğulaması. And then this is a Beagle Express. Bu da etli, etli. That's a fork. Yes. Yeah. Etli buğulama. Bu da vegetable. This is string. Yes. Yeah. Bu da bizim bildiğimiz paklalardan. Evet. Steak, kabano steak. You know milk pig. Bu da turşu halinde. Amca geldi. Şurada parayı veriyor. Rice. Rice. Yeah, only rice. Only rice. Rice. Diyor yeah. Bana sadece pirinç ver, parası o kadar. Right. Yes, parası o kadar yetiyormuş, yani fazla parası yok. Şurada gördüğünüz gibi. I'm from Turkey. Are you from Turkey? Yes. What is your name, sir? My name is 5 lira verdi, parası yokmuş. 5 liraya sadece pirinç istiyor, başka bir şey de istemiyor. O da diyor ki acaba olur ki içinde bir şey koyar mı, koymaz mı? Bu da çocuklar zaten hemen yeah. Koşuşturuyorlar. The little kid. Everyone is a good girl. Evet. Yeah. Evet, yeah. Parası so o kadar buldu. Plastic bag. Okay. And then I will give it to him. And then say thank you, bye. Bye. Salamat. Maraming salamat. Salamat. Okay. Okay. Thank you very much. You. Evet. Bye bye. Bye bye. Gördüğünüz gibi orada satıyor. Şurada da iki tane şey koymuş. O da orada satıyor. Yani herkes şu evde kalıyor. Aşağı iniyor. Berber yapıyor. Pirinç çeşitleri var. Pirinç çeşitleri. Bir lokanta ama kasapmış. Hello. Kasapmış. Hi, what's up, man? How are you? Fine. 43 lira. Diyor bir tane zalatalık 43 lira. 50 lirayı vermiş. Üstteki parayı verdi. Evet. Çocuklar da burada. Hey. Evet. Ay.
kadın olsun, erkek olsun, en güzel şeyi motosiklet sürüyorlar. Bu da bayan manikür. Manikür, hay. Evet, gördüğün gibi tırnakları yapıyor. Special manikür. Yes, yes. How are you? Fine. Selamat. Evet. Biraz varoş bölgesi. Yokluk çeken insanları çekmeye çalışıyorum. Onların yaşam biçimi. Hello. Evet. Dediğim gibi her şey var. Her şey var. Tabii yine de dikkat etmek lazım. Motosikletler gidiyor, kamerayı alıp kaçabilirler. Allah'tan şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Bu da burada biraz yemek satıyor. Bir şey çekiyor, çok güzel. Bulduğum her şeyi çekmeye çalışıyorum. Burada da grill yapıyorlar. Hey. Gördüğünüz gibi şişleri takmış. Hepsi şiş. Şöyle. Ciğer. Bu da iç organlar, bağırsaklar. Bayan. Böyle gösterelim. Bağırsak ama neyin bağırsağını ben bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Herhalde kuşun bağırsakları olması lazım çünkü çok ince. Biraz daha dolaşınca hello. Bu da yumurta kızartıyor. Gibi. Yumurtayı kızartıyor. Kendi yaptı. Evet, böyle yağ gözüyor, koyuyor. Bu zannedersem mısır unundan yapılmış. Evet, şöyle bir gösteriyor. Her tarafta bir bakkal. Herkes dışarı çıkmış. Bu bayan da sigara satıyor. Eline bir kasa almış. Sigara satıyor. Hey! Deli gibi çocuk. Çok tatlı annesiyle. Burada babası, ailesi. Burada oturuyorlar. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, tam istediğim ortam. Evet, burası yine söylüyorum ara ara. Filipin'in başkenti Manila. Arka kısımlarında. Yani çarşı merkezi çok modern. Büyük rezidanslar var. Aynen tıpkı İstanbul, New York gibi. Fakat hem arka kapısında, arka mahallelerinde normal insanların, fakir insanların varoşlarda yaşadığı. Ama o kadar da çok iyi niyetliler, hep gülüyorlar, güler yüzlüler. Hava çok sıcak. Şu anda burası yaz, Türkiye kış. Türkiye kış olunca burası yaz oluyor. Şu anda 32 derece sıcaklık var. Yani çok şey, sıcak. Bir de denizde iç içe olduğu için nemi oranı çok. Bu da şişler yapıyor. Herkes aynı şişleri yapıyor. Aynı şeyler. Burada sucuk, pastırma derken. Bu da iç organ. Ciğer. Ben bunu ciğer. Domuz etleri. Bunlar da soslara
batırılmış. Bu tavuk. Bu da domuzun ayağındaki şpek diyorlar buna. Bu da sosis. Bu bayan satıyor. Bir lamba takmış. Bir tane de çadır. En üstte de oturuyorlar gördüğünüz gibi. Herkes bir şeyler satıyor. Bu da soğuk bir şeyler satıyor. Hey sir, yes. Hayır, evet. Evet. Bu şeymiş. Kavun suyu. Yani taze bastırılmış kavun suyu. Biz de böyle bir şeyine bakalım, tadına bakayım. Hey sir. Hey sir. English. Evet. Biraz kokluyor mu acaba? Alkol falan mı olur diye. Evet. Bu kavun. Kavun sıkmışlar. Kavun suyu. Tadı da güzel. Buzda koymuşlar. Çok soğuk böyle. Evet. O biraz da böyle gösterelim. Yes. Amca İçeride oturuyor. Hava sıcak. Pencereleri açmışlar. Birazdan kavunun kabukları da koymuşlar. Kendisi alıyor. En alttan alıyor. Da orada yemek yiyor. Bunlar da ellen yiyorlar. Asya şeysine göre. Kültürüne göre. İşte burada da yemekler var, satılıyorlar. Evet, çok bunaltıcı bir hava var. Çok sıcak. Nem oranı çok yüksek. Bu çok güzel oldu. Taze sıkılmış kavun. Buradaki bütün ne kadar meyve varsa orijinal sıkılmış. Yani böyle katkı maddesi falan yok. Gördüğünüz gibi işte caddeleri dolaşıyoruz. Tabii turistler bu taraflara gelmiyorlar. Onun için bana çok ilgi gösteriyorlar. Hani bu bizden değildi. Çok ilgi gösteriyor. Yani turistler hiç yok burada. Turistler hepsi çarşı merkezinde dolaşıyorlar. McDonald's'ta var. Yani modern yerlerde. Turistlere söylüyorum, siz bir memlekete gidiyorsunuz. Yani bir alışveriş merkezine gidiyorsanız o her yerde var. Önemli olan buralara gelmek. Böyle varoş yerlerde. Biraz şöyle de göstereyim. Üstleri hepsi kaplo. Kaploları da görüyorsunuz. Evet. It's for free. No. Ya benden para almıyor. Benden para almıyor. No, sir. No, thanks. No. I give you. No. Hey. No, sir. Here, come. It's for you, sir. It's yours? For free. No. Come. For you. Come. No, sir. Evet. I know. Para almıyor. Ben de parayı buraya bırakayım. No, sir. No. Thank you very much. Abi, thank you very much. Very nice. Evet. Have a safe trip. Selamat. Thank you. Biliyorsunuz, meyve kavun suyunu içtim. Soğuktu. Parayı vermek istedim. Parayı almadı. Diyor senin için diyor bedava. Ama parayı yine almadı. Ben ısrar ettim. Yine almadı. Masanın üstüne bıraktım. Çünkü geçimini orada yapıyorlar. Gördüğünüz gibi işte böyle varoş yerlerde kalan insanlar fakir ama gönlü çok zengin. Bir tavuk butları. Bunlar ayakları çok seviyorlar. Tavuk ayakları. Bu da domuzun bacak kısmında yapılıyor. Gördüğünüz gibi şurada da zebzesini satıyor. Bakkal. Bizim dal. Yani buradaki bakkal her şeyi satan şeyler. Selamat. Evet.
Evet, tabi buralarda pek sağlıklı değil. Çünkü hepsi açıkta, 24 saattir açıkta. Bu da bizim bildiğimiz manav. O da buradan bir şeyler satıyor. Evet. Şu ortamı görüyoruz. Bunlar da bayanlar. Biraz oturdum, dinlenim, bir de sigara içeyim dedim. Birazdan yine çekimlere devam edeceğiz. Ben gerçekten çarşı merkezine gittiğim zaman bütün alışveriş merkezlerinin içi dolu. Turistler bir yere gittikleri zaman zaten bulundukları ülkelerde büyük alışveriş merkezleri var. Niye hala oralara uğruyorlar? Yani gidin, turistler hepsi McDonald's'da, hepsi restoranlarda. Buralar daha güzel, bu çekimler olsun. Normal insan huzur buluyor. Bunların kültürlerini insanların içine girerek görmek lazım. Yoksa öyle karşıda tahmin ederek değil. Evet, ne ararsan o var. Amca çağırıyor, kafayı çekiyor. Bir. Evet, birayı kendi kafasına geri çekiyor. Şöyle bir göstereyim. O da orada bir şeyler buluyor. Evet, bu da ayrı bir bakar. Yani toplam 2 metrekare yok kapının önünde. Alışverişini yapıyorlar. Evet. Evet, ayaklar altında köpeğe basacaktım. En güzeli bunlar. Bunlara tuk tuk diyorlar, üç tekerli. Asya'da kurutulmuş balık çok satılıyor. Kurutulmuş meyveler olsun. İşte bu kurutulmuş. Hepsi deniz ürünleri. Bu kokonat tuzu. O günlerde de çekim yaptım. Böyle tropikal meyveler. Ayakkabı satıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi yukarıda oturuyorlar. Aşağıda da dükkanları var. Evet, bu da bizim kasapçı. Hello. Yes. Fish. Evet, bu balık görüyorsunuz burada satılıyor. Soyulmuş. Rengi bembeyaz olmuş. Yani inan ki bunu yediğinizde zehirlenirsiniz. Evet. Fish. No. Bu da diyor ki diyor balık al diyor. Evet. Tavuklar çok üretilir. Bu tarafa geldiğinde de domuzun arka bacağı bunlar. Hello. Domuzun arka bacağı. Very big junior. Tavuklar. Very big. Eller. Bu da muz, bildiğimiz muz. Bakkal var, sigara satıyor. Bu dediğim bu balıklar bunlar. Bunlar da dumanın içinde şey yapmışlar. Evet, bunlar da tazesi. Bu da gördüğünüz gibi abla meyve satıyor, sebze satıyor, roka satıyor.
Evet, gördüğünüz gibi insanlar hepsi mutlu. Evet, hemen ufak bir kulübe yapmış, yukarıda oturuyor. Şu şeyleri de görebiliyorsunuz. Telefon kabloları, ceyran kabloları. Evet. Şurada da abla hemen evinin altında şöyle ufacık bir yerde kızartılmış tavuk satıyor böyle. Burası daha çok kalabalık. İnsanlar iç içe. Kuru yemişi satıyor. Evet. Çocuklar. Hello. İnan ki belki benden başka hiçbir yabancı yok. Ondan ilgi gösteriyorlar. Şöyle gördüğünüz. Şunu göstereyim size. Mango. Evet. Abla da burada mangal yapıp satıyor. İşte dediğim gibi etler böyle 24 saat dışarıda. O açıdan bu tozlu turmanda. Ondan sonra taze şey, cadde yemekleri yiyelim diyorsunuz ama gerçekten tavsiye etmiyorum. Herkes çekmek için işaret yapıyor. Burada bir boş alan, gençlerin böyle beraber yukarı görüyorsunuz evler var. Bu evlerde oturuyorlar. Yukarı da görüyorsunuz tamamen barakalarda. Şöyle bir yukarı çekeyim. Evet, buralarda yaşıyorlar. Yani fakirin dibe indiği bir yer. Herkes buraları çok tehlikeli biliyor ama tehlikeli de değiller aslında. Evet, görüyorsunuz yukarıdaki evlerin yani hepsi yıkılmak üzere. Çekelim. Evet, hem geziyoruz hem çekiyoruz. Filipinlerin zengini çok ama fakiri de çok fakir. Yani bildiğin gibi değil. Yerde yatıyorlar, dışarıda yatıyorlar. Açlar, perişanlar. Yani adam limonata koyuyor, limonata satıyor, orijinal limonata. Yani bana veriyor, para almıyor, senden para almam diyor. Zorla veriyoruz. Evet. Şöyle de gösterebilirim. Dar sokak. Orası da ayrı bir dünya. Yani burası biraz ana caddeye benziyor ama ana caddede değil. Ama bir de bunun dar sokakları var. Ve şu yukarıdaki kabloları, yani bir tanesi kopsa elektrik gider belki. Şurada bir yer var, bir oturayım, bir kahve içeyim, sorayım kahve var mı diye. Dediğiniz gibi
büyük rezidansların arasındaki arka sokaklar. Evet. Hani kafe? Kafe? Ice coffee. No hot? No hot. Okay. Evet, dedim bir soğuk içecek alayım. Benim maksadım biraz oturup, biraz dinlenmek. Para istiyorum. Evet, parayı verdim. Evet, görüyorsunuz burada nasıl yapıldığını. Yes. Evet, paranın üstüne alıyorum. Evet. Geziyorlar ailecene. Yani gezme de kendi mahallelerini geziyorlar. Ya, yoksa buraya gezmek için gelmiyorlar. Bizim memleketleri gezdiğiniz zaman onların kültürlerinin içine girin, insanların içine girin, yaşam biçimlerinin içine girin. Öyle bir şehirden bir şehire, bir otelden bir otele gidip de ben tatil yaptım, oraya buraya gezdim demeyin. Şurada da amca bayağı oturuyor. O da bir de bunların %80'i Katolik. Şimdi bir tadına bakalım. Kakao karışımı spesyal Filipinlere ait. Süper, süper. Gerçekten süper. Hem soğuk hem de biraz oturup dinlenin. Evet. Evet, gecenin saatlerinde çok geç oldu. O bütün bölgeler bundan sonra tehlikeli olur. Aslında söyleniyordu işte oraya girilmez. Çok tehlikeli. Aslında tam tersine hiç de tehlikeli değil. Normal insanların yaşamış olduğu. Hırsızlık varsa her yerde vardır. Çok